projeyi geliştirirken benim hayalini kurduğum şey, otizmli bir çocuğun annesi olarak kimin hayatına nasıl dokunabiliriz? Benim yaşadığım sorunlar neler? Ben nasıl, nelerle karşılaşıyorum? Otizmli çocuklar ve aileleri nelerle karşılaşıyor? Sabah genellikle çalışanlar geliyor buraya. Onların tepsilerini falan topluyoruz. İşte eğer masa kirliyse masaları temizliyoruz. Yani bizim de bir öğle aramız oluyor. Öğle arasından sonra da yani iş bitene kadar hep aynıdır. Buraya gelmeden önce sosyal hayatım çok yoktu. Burada çalışmaya başladıktan sonra sosyal hayat bayağı bir ilerledi. Yani sosyal hayat gerçekten çok önemliymiş. Ben bunu anladım. Buradaki işte müdüründen tüm çalışanları o kadar güzel anlıyorlar ki ve çocuğum çok mutlu olarak geliyor buraya. Burada hem çalışıyorlar hem kendilerine güvenleri artıyor. Yani bir çay getirmek bile, çay götürmek bile, bir tabağın nasıl taşınamayacağı bile onlar için bir hayatta bir önemli bir şey. Yani kendilerine güvenleri arttı. Bizim de tabii ki çocuğumuza güvenimiz çok arttı. Bizim için şu an hayatımızın bir parçası. Onların da bizden herhangi bir farkının olmadığını göstermeye çalışıyoruz biz burada. Buranın amacı bu. Yani onlar da sizler gibi gerekli eğitimi aldıklarında, sürdürülebilir bir yaşam koşulu sağlandığında sizler gibi hayatlarını idame ettirebilirler. Ebeveynlerine yük olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, kendi paralarını kazanmaları, kendi maaşlarını kazanmaları, bunun çabasındayız. Çocuklarımızın burada, Ahmet Ürbe gibi diğer çocuklarımız da var. 1 saat, 2 saat, 3 saat de olsa gelip burada gerçekten bu çalışmaları onlar için de çok büyük bir farklılık oluyor. Bizim açımızdan da geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Ben şu anda şunu düşünüyorum. Benim oğlum önümüzdeki yıl yarım gün çalışır, sonraki yıl tam gün çalışır. Bunu hedefliyorum. Bu benim için mükemmel bir şey. Çok büyük zorluklar yaşadık. Bugünkü halimiz şurada şu zaman diliminde oturabilmesi bizim için çok büyük bir mucize. Esasında buradaki en kritik nokta bize hayırsever Sayın Erman Ilıcağ'ın bedel almadan burayı tahsis etmesidir. Çocuğu eğitim gören otizmli annenin Rönesans Holding'de çalışmaya başlamasıyla bu projemizi ulaştırdık. Yani burada Anadolu Otizm Vakfı söz konusu bağışçı kuruma herhangi bir kira bedeli ödemeden burada faaliyetini sürdürüyor. Ben otizmli bir çocuk annesi olmasaydım bu proje aklıma gelir miydi? İnanın gelmezdi, samimiyetle söylüyorum. Bir şeyi yaşamayınca anlayamıyoruz. Aslında en baştaki ilham kaynağım Altuğ. Altuğ, elimi tutar mısın?